Pringles Türkiye'nin sunduğu Game Time'dayız. Enerjik girdik Murat abi. Baba muazzamsın ya. İlk programa göre. Antrenman hele... yaptın mı? Ya yani yalan olmasın biraz Deniz'i izledim. Biraz kendimce bir şeyler katmaya çalıştım. İşte bundan büyük başarı onu bekliyor. Muazzam gidiyorsun söyleyeyim sana. Teşekkür ederim abi. Valla hem buradan hem e, Euroleague podcast'te e, sizin de ikinizin de önünüz çok açık. Teşekkür ederiz abi çok sağ ol gerçekten. Pringleslarımız var her zaman olduğu gibi. Orijinal, barbekü, tuzlu, sirkeli hangi hangisi olsun update'lerimiz belli zaten. NBA final serisi ikinci maçını konuşacağız. Ee, update hangisi olsun? Şey, orijinal bence şey olsun. Golden State tarihindeki finallerin en skorer ismi. Çok orijinal bir adam çünkü. Biraz da ırkçılık kokuyor. Canlı yayında Bill Russell'ı mahvetmişti. Ee, şey, sirke maç olsun. <laughs> evet, sirkeli oldu. Sirkeli biraz. oldu. Öbürü de... E, Babalar ve oğullar olsun. Gary Payton'ın tişörtünü gördün mü? Muhteşem. Şu an zaten Özel acayip yaptım. satılıyor. Vallahi mı? Hemen e, aynısını yapmışlar tabii ki. Fırsat bu fırsat diyerek. Mü? Oğlu onu savunuyor. Müthiş. Bir de Payton yazıyor ya ikiyi Ney'in e, içine koymuş. Çok çok büyük tasarım. Kendi yaptıysa helal olsun. Yani. Evet, Gary Payton'ın dönüş ihtimali birinci maçta da vardı Murat abi. Isında oynamadı. İkinci maça saklamışlar ki bu yazılıp çiziliyordu ki e, bomba gibi döndü aslında döndü. o kısa bes savunmasında. Özellikle Jason Tatum'ı bir hali zorladı. E, penetreleri yaptırmadılar. Jason Tatum'ın ikinci maç öncesi benim aklımdaki temel soru şuydu. O birinci maçtaki oyun kuruculuğumu daha çok Golden State'e tedirgin edecek yoksa skorerliği mi Golden State bu kez oyun kuruculuk üzerine biraz baskıyı kurmayı tercih etti. O da oyun kuramı yani asist yapamadığı, servis yapamadığı zaman Boston yavaş yavaş izolasyona kalıyor. O akıcılık gidiyor zaten 80 e, küsur sayıda kaldılar. Ama yani şimdi yeni şeye baktığım zaman ben hala Celtics'i Önde görüyorum şu sebepten. Sağ avantajını ele geçirdiği için değil. Clay böyle devam ederse Jordan sadece Jordan Poole, Lailah Long dakikalarında coşarsa yani Stephen Curry tamam hakanen e, fizik olarak müthiş durumda. Baktığında anlamıyorsun ama e, ama çok yıpratıyorlar. Savunmada da, hücumda da ne kadar dayanacak tek başına? O yani Jordan Poole en azından onun yükünü biraz maç kafa kafaya giderken veya Golden State gerideyken hafifletebilse ama yani ben görmüyorum. Biraz e, köye geldi Yağmur Dindi oyuncusu yani. E, hakikaten de Jordan Poole sadece o üçüncü çeyrekte zaten fark 18-20 bandına gelmişken iki tane üçlükle hani, tabuta son çiviyi çaktı ama maçı kıran isim değil. Valla helal olsun aynı, aynı şeyi ben yazmışım. Tabuta çivi çaktı ama o tabutu da yapması lazım. Hatta naaşın da hazırlanmasına yardımcı olması lazım. Yani tabuta çivi çakacak. Ya Golden State öyle oynadıktan sonra üçüncü çeyrekte olduğu gibi o tabuta çiviyi şey de çakar. Adam bulunurdu. Gary Payton iki de çakar. Zaten o da hiç şut kaçırmadı. Üçte üçle oynadı. Ama çok enteresan. Ee, ya bu üçüncü çeyrek sıkıntısı. Yani, yani Golden State'in üçüncü çeyrekleri çok iyi oynaması Celtics'in de dördüncü kez bu playofflarda... Üçüncü çeyrekte 14 sayı ve üzerinde fark yemişler. Yalnız sevindirici bir şey veya umut verici bir şey Celtics açısından dördü de deplasman maçıymış. Şimdi evine geliyor ve o dört maçta üçünü kaybediyorlar. Bir tek ilk maçı bu serinin ilk maçını kazandılar. O da son çeyrekte 40 atıp 16 yiyerek oldu. O da her zaman olmaz demiştik. Hakikaten de olmadı. Peki Yudoka hakkında ne söyleyebilirsin abi? İlk maçtan sonra takdir ettin, krediyi verdin ama burada da sanki biraz izleyici koltuğundaydı. Hem Rotasyon hamleleri de saha içerisinde. Yani bir Al Horford ilk maçta öyle bir performanstan sonra bütün maç hücumda kullandıkları pozisyon yok. Yani hücum akımı yok. Yani bile bir, denemedi. Bir ya. pick and pop yaparım Al Horford'un üzerinden. Üşüt bile denemedi. Ya şimdi bence o için yanında o kadar çalıştığından dolayı biraz da ondan Celtics hala bence bir adım önde diyorum. Kör de bunu çok iyi biliyor. Abi yani elini hemen açmayacaksın. Rakibin bir elini açmasını sağlayacaksın. El Horford'u geçen geçen programda konuşmuştuk. İlk 3 maçta veya 4 maçta son 3 maç dramatik bir arasında büyük bir fark var. Belki ben burada elde ettim e, etmek istediğimi saayı çaldım diye de düşünmüş olabilir. Çünkü yani El Horford'un pick and pop oynamaması e, o varken sahada Hakikaten düşündürücü ama e, Warriors'ın da savunmasının hakkını yemiyor. Yani. yani Stephen Curry, şimdi ilk yarıda ilk çeyreği konuşabiliriz. E, 13-5 oyunda başladı Celtics. O çeyrek 10 sayı atmasa belki Celtics daha da rahatlayacak. Üçüncü çeyreği konuşabiliriz. Yani 6'da 3, üçlük 14 sayı sakinliği ama esas savunmadaki Ha? Oh, o Nasıl bir efor, nasıl bir dirilik. Yani. Şey... Abi bu adam 1.88 ve 83 kilo ya. Ya ve hedefleyemiyorsun. Yani savunmada zayıf halka asla diyemezsin. Tam tersini söylemen gerekir. Ya yıpratmak için hedefleyebilirsin. Evet, ama ama sonuca yok. gitmek için hedeflemek çok zor. Bir kere çok zeki tabii. Göründüğünden çok daha fit ve güçlü. Hatta Jordan Poole'a yani Stephen Curry'nin kendine örnek göstermesi lazım. 1.93-87 kilo Jordan Poole. Bu yine savunmada acayip şeyler yaptı. Şeyi çok iyi yapıyor. Tutamayacağını bildiği zaman onu yıpratmaya çalışan oyuncuya yardım geleceği yöne, yani arkadaşlarının, takım arkadaşlarının nerede olduğunu da çok iyi biliyor. O yöne yönlendiriyor. Müthiş ya. Gary yani Payton'ın gelişiyle birlikte e, Sivit bombasında bir Boston seviyesinde Golden State izledik neredeyse. Ya şimdi şöyle e, yani Draymond Green tamam, Andrew Wiggins eskisine göre tamam ama şimdi Stephen Curry ile Clay Thompson'dan da sertlik bekleyemezsin. Ama The Second geldiği zaman üç kişi ediyor. Şimdi iki ile üç arasında. Şöyle çok fark var, biri yüzde 40, biri yüzde 60. Yüzde 60'ın o tür olduğu zaman... Yani ileride bu çok daha da artabilir. Çünkü şimdi fazla kullanmıyor ama bench'te de bu, bu tip oyuncuları var. Yani e, gençler arasında. O açıdan e, nasıl... ...Yudoka 7 maçlık seriyi bir... ...düşünüyor? Bence Warriors'da bir 10 seneyi bir düşünüyorlar. Hakikaten... ...takdir etmek lazım. Ama üçüncü çeyrek muhteşemdi ya. Üçüncü çeyrekte maçı kıran beşi sana söyleyeyim Murat abi. Steph Curry sağda o ayrı. Diğer oyuncular Draymond Green, Wiggins, Gary Payton, Otto Porter. Yani dört tane çok iyi savunmacı ve bu 5 Gary Payton'ın gelişiyle birlikte. Da ya, o da var. Yani sanki serinin devamı içinde bir done oldu. Yani Steve Kerr'ün elinde yeni bir plan var. Yeni değil aslında. Eski ama yeni bir plan var. Ya şimdi içinde. Gary Payton'ı hepimiz unuttuk esasında. Biz biraz değindik geçen programda ama Gary Payton'sız o kadar rahat geldiler ki Gary Payton sıfırdan kendine yarattığı konum veya giyeceği ceketi örmesi mi örü, ceket örülür mü dikilir mi neyse esasında onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. Ama onsuz da işte 4-2, 4-1 geçince ya tamam yani hiç kimsenin aklına gelmedi. Hep, hep Miami serisindeki sakatlıklar konuşuldu. Gary Payton the 2 çok çok önemli bir isim. Airport kaç maç kaçırdı onu da unuttuk. Hadi iki dalayı saymıyorum bir maç oynadı yine sakar. Ama bunlar önemli ufak parçalar. Farklı bir ihtimali size getiriyorlar hele ki NBA finalleri için o çeşitlilik çok önemli. Clay kötü oynarken böyle bir beşi parke atabildiniz. Ya ilk maçta 17'de 3, Jason Tayrim bu maçta 19'da 4 değil mi? 19'da 4 Clay çok enteresan ya İki maçta da iki takımdan birer yıldız felaket oynadı ve Takımları o maçları kazandı. Evet. Ama sen Popovichvari, Popovich ağacından biri Meyudoka'nın elini kapalı tuttuğunu ve TD Gard'ına sakladığını düşünüyorsun. Neyi saklamış olabilir TD Gard'ına? Horford olduğu kesin bence. Valla şimdi bana sorarsan e, Miami serisine baktığımız zaman Grant Williams mesela bir kafa uzatıyor ama esas ana planın içinde değil. Yani şey... Robert Williams III sağlıklı falan onun etkisi var mı? Dakikalarına bakarsan pek yok. Şimdi Boston elde var bir suç savunması. O kesin. Her maç yıpratacaklar Curry. Yani hedef almayacaklar sayı atmak için ama oyundan düşmesi için seri ilerledikçe her maç hedef alacaklar. Onun şimdi Gary Payton 2'ye bir çözüm bulması lazım. Çünkü Gary Payton 2'de kaç dakika oynarsa oynasın o da tuttuğu adamı yıpratıyor. Ki genelde Jason Tatum oldu. Genelde Jason Tatum oldu. Jalen Brown olabilir. Çünkü şimdi Jason Tatum'un her seride bir, bazen iki tane çok kötü maçı var. Hadi bir tanesini yedi. Ama o ikinin de olduğu seriler var. Bir de farklı kötü tip maçları var bence abi. Kötü Skor gecesi evet. Bir de dün gece olduğu gibi top kaybı geceleri. Hele ki Golden State hep konuşuyoruz. O motion offense için, yarım fast breakler için o top kayıpları, canlı Tempo top kayıpları. Için. Golden State e o tempoyu verdiğiniz zaman 3. çeyrekte gördük. Geçmiş olsun noktasına gidiyor maç. Çünkü maçta 33 sayı üretmiş Golden State. Boston'un top kayıplarından. Son 25 yılda NBA finallerinin ikinci en yüksek üretimi top kayıplarında. Ve şimdi Golden State savunma yaparken bir de böyle bir ikram verirse yani yine son çeyrek fazla şey yapmadılar. Yoksa daha da fark olabilirdi yani. Çok ufak bir Beylitsa parantezi. Zaman zaman onu dolaptan indiriyor ve hep hazır bir Beylitsa. Savunmada bile iyi iş çıkardı bence. Savunmada gayretli ama şimdi Beylitsa oyundayken diyorsun ki hani eskiden şey vardı bu resimdeki 7 hatayı bul. <laughs> <laughs> Savunmada da ya, hele kısanın karşısında kaldığı zaman bacaklar gitmiyor. Ama tabii IQ muazzam. E, hucumda o kadar zeki ki onu zaman zaman yapacaktır abi. Ondan bu tecrübeli oyuncuları e, iddialı takımlar kadroda bulunduruyor. O da kendini hazır tutuyor. O da çok önemli bir şey. Çok güzel bir şey yani. Evet bir sorumuz var Golden State tarihinde NBA finalleri dendiğinde Splash Brothers ve Kevin Durant'i bir kenara bıraktığımızda bir numaralı aktör. Orijinal. Orijinal konumuz. Ya bu orijinal çok, bir isim. Aklındaki isim. Çok orijinal de bir oyuncudur. Bir kere e, serbest atışına da ipucu verelim böyle atardı. Ve onun iyi bir savunucusu hala ne verimliyse o şekilde atın diyor. Deniz Aksöy söyledi bunu. Deniz onunla konuşmuştu. E, Will Chamberlain da onu denedi. Ama Will Chamberlain da işe yaramadı nedense. Golden State Warriors tarihinde ilk 10 sırada sadece 3 isim var. Finallerde. Mesela Clay Thompson yok. Stephen Curry, Kevin Durant ve Rick Barry. Rick Barry 1967 NBA finallerinin 3. maçında 55 sayı atmış. Üstelik o şey var ya %90'a yakın serbest atış yüzdesi var kariyerinde. O maçta 8 tane serbest atış kaçırmış. Yani 60'ı da geçebilecek durumda. Ondan sonra 2019'da Curry 47, tekrar Rick Berry 67'de 44, Durant 2018 43, tekrar Berry 67'de 43. Durant 2017'de 39. Durant 2017'de 38. Curry 2016'da 38. Tekrar Barry. 1975, 38. Ve en son olarak da 2018'de Curry. E, 37. E, 1967 finallerinde 4-2 kaybettiler. Ama çok iyi takımdı Philadelphia. Wilt, Chet Pijet Walker, Hal Greer, hepsi Hall of Fame. Billy uh, the Kid Cunningham. 4-2 kaybettiler. 37, 30, 55, 43, 36 ve 44 60 Jerry West tarzı savaşmış yani. Müthiş yani. E, 75 finalleri de o çok enteresandır. Bullets bir sezon önce şampiyon olmuşlardı. Çok büyük favorilerdi. Alvin Hayes'le şey, Wes Ansel. Süpürdüler. Ve bütün olay Rick Barry'i durdurmak üzerineydi. Biraz Jason Tatum var şey. O seride 24, 36, 38 ve 26 attı. 4-0 kazandılar. Ne zaman ona odaklandığı zaman servis yapıyordu. Takım arkadaşlarını oynatıyordu. Charles Johnson diye bir oyuncu vardı. Müthiş bir seri geçirdi. Rick Barry'i Golden State dendiği zaman akla gelmez. Hatta Chris Mullin ve şey bile daha çok akla gelir. Evet ya, Tim run, Hardaway, run TMC, takımı. run TMC takımı. İşte başka kim akla gelir? Baron Davis'ın, Kırlenko'nun üzerinden smudge'ı. We believe. O maçı sana anlatmış olabilir misin abi? Anlattım. Neden öyle hatırlıyorum ben? Ben öyle hatırlıyorum sanki. <laughs> o zamanlar her gece maçı anlatıyordum. Gençlik günlerim, 50 yaşlarda. <laughs> Yok daha, daha gençti. Ya Rick Barry hakikaten e, biz onun şeyini yaptık mı bir zamanları? Yapmış olabilirsin. Yapmıştık galiba. Merak ediyorsanız bir benzeri olmayan bir e, insandı aynı zamanda da oyuncuydu ve Golden State tarihinin sevilmeyen yapmış mıydı süper yıldızıydı çünkü Bill Russell'la çok tatsız bir olayı vardı canlı yayında ırkçılık e ee, şeyde Oakland'ta özellikle en çok e, siyahi ve Porto e, İspanyol e, göçmeni olan şehir pek onu hatırlamazlar ama basketbolu için hatırlamak lazım. Peki Draymond Green'i nereye koyarsın abi? Dün bence çok iyi maç oynadı. Hücumda bir savunma da yani. zaten liderliğine soyundu. Arka tarafı çok iyi süpürdüler kebonluğunu ile. Hücumda da Curry üzerindeki o baskı yoğunlaştığında, 4'e 3'e kaldığında Boston savunması cezayı kesti, agresifti. Çembere gitti, alçak posttan pasta attı. İyi bir maç oynadı bence. Ya ben. Draymond Green pis işler müdürü. Şimdi e, quote bölümüne gelince onu daha detaylı konuşuruz ama e, bad boy olması gerekirdi. Yani Detroit bad boys'a müthiş giderdi. Müthiş giderdi. E, bu maçta üç ya da dört tane olayı var. Zaten atılması lazım. Atılması bence. lazım yani Jalen Brown'la o ilk yarı e, biterken yani ayaklarını kafasına koyuyor sonra şortunu çekiyor. Ama işte yani tecrübemi artık, hakemleri çok iyi tanımak mı, onu atmayacağını bildiği için e, geri adımda atmıyor. Yani ama Zeng atılabilirdi. Zegzar'ı zeg atacak zannettim ben ilk masaya geldiğinde ama o da herhalde derbilerde olur ya, maç 11-11 bitsin. Orada biri kulağına bir şey söylemiş olabilir masada. <laughs> Telefon Kim geldi biri? sakın atma. <laughs> ama yani Jason Tatum'la yaptı, Jalen Brown'la yaptı, Grant Williams'la yaptı. Ya o kafayı yani kafaları karıştırmak, konsantrasyonu bozmak için. Çünkü evet, önemli bir parça özellikle oyun akışında, savunmada. Ama Golden State'in onun sayısına ihtiyacı yok. Biraz ruhani liderliğine ihtiyacı var. Rakibinin de sayısına ihtiyacı olan bir oyuncusunun kafasına girdiğin zaman e sen takımına bir avantaj sağlamış oluyorsun. Mesela Jalen Brown'ın maç sonu röportajı, e, basın toplantısı, o tür şeyler beni hiç etkilemez dedi. Zaten onu söylediğin zaman bil ki etkilenmiş. <laughs> o açıdan sevinmiyor ama yani Detroit Pistons'ı da hiç kimse sevmezdi. E, buradaki şey sana nereye kadar verecekler? E, çünkü Cleveland serisinde de üçkiden geri geldikleri seride de onu çok aradılar. Orada ceza almıştı. Yani o cezayı da alabilirsin belki. O zaman sen Warriors finaller tarihi ilk beşine Draymond Green'i yazarsın gibi düşündüm. Finaller? Tarihi ilk beşi. Oldu Bold bir soru. Ha? Bold bir soru. Güzel. Rick Barry ile Steph kesin yazarım. KD olur mu? E, şimdi onlara düşünüyorum. Sanki. Ha? Olmalı sanki. Her e i̇ki kere final MVP'si oldu. tabii yani onu bir yere koymak lazım. E Clay'in şu hali değil de eski hali düşündüğün zaman abi çok güzel soru ya. Abi o takım şey Nate Thurman vardı pivot inanılmaz bir hall of fame zaten reboundçı savunmacı. O zaman seni fazla zorlamadan Barry üzerinden bir. Sen baba... kimleri koyardın? abi şimdi senin beş yaptığın yerde ben e o topa girmem her şeyden önce wow. ama. Işte <laughs> Peki o... şeyi sayma. O eski Warriors'ı sayma Rick Barry'li. E... Mesela Andre Iguodala bence çok önemli. Ya yani birinci maçta... Başta... hem Iguodala hem şey. Yok tabii. Draymond Green. Çok yeteneksiz kalır Sparke'de. Olmaz. Olmaz. Ya Durant, Steph, Rick Barry, Banco. Ee, Nate Thurman Banko'ya yakın. Bana sorarsan. E bir Abi bir de Jamal Wilkes var ya. Ne yapıyoruz ya? Bir de Jamal Wilkes var. O da Hall of Fame. Ama Draymond'u alacağım bir yere. Yani alman lazım. Çünkü bu sefer çok şey bir takım oldu. Yani e, Nate Durman, oldu. Nate Dermott'un dışında hep atıcılar. Hı hı. Bu arada ama Tim Hardaway hiç final oynamadı burada. Miami'de oynadı. O zaman Barry üzerinden bir babalar ve oğullar yapalım. Onunla birlikte oğulları John ve Brent Mary de Golden State forması giymişti ama final oynamadılar. Dün Gary Payton çok güzel bir tişört giydi ya ESPN bayıldım. yayınında. Buluruz değil mi onu? Tabii. Şu an satışta bile var hatta almak isteyen izleyicimiz. Ne güzel düşünmüş yani. onu. Oğlu kendisini savunuyor. O Seattle formasıyla. Oğlu da Golden State formasıyla. Valla sakatlandığında çok üzülmüştüm. Çünkü 30 yaşına gelmiş bu kadar emek, bu kadar gayret ilk defa doğru düzgün bir kontrat imzalayacaktı. Çok daha ciddi olsaydı sakatlı, o fırsatı kaçıracaktı. Şimdi gayet iyi gözüküyor. Dylan Brooks da orada çok feci bir şey yaptı. Bence son döneminin... Ama mesela bak diyor ki basketbol oyunu diyor. Dün e, maçtan önce galiba yine sormuşlar. Çok fazla abartmayın ya bu, basketbolda bunlar olur diyor. İşte o da güzel. şey oğlu olmak da herhalde basketbolcu oğlu olmak da böyle bir şey getiriyor, ayrıcalık getiriyor. Vallahi Gary Payton o formayı hatta o maçtan bir gün önce oynatın dedi biliyorsun. Eğer oynatmayacaksanız da kadroya almayın. Yani kafanızda hazır Gary Payton konuşuyor. Yani şimdi Türkiye'de Gary Payton'ı Jordan'ın son dans'tan dolayı böyle biraz şey antipatik geldi ama. görürler yani e I had no problems with the glove falan dedi ya öyle değil ama Gary Payton çok e, önemli bir oyuncudur. Şimdi e, oynatın baskısı da yaptı tamam emir gibi değil ama o havayı yarattı. Twitter'da şeyde bayağı bir e, izlendi ve maça da oğlunun ve kendisinin tişörtüyle gelmiş. Niye? Çünkü eğer Golden State kazanırsa bundan sonra Gary Payton da sakın oynadığı için NBA tarihinde Sadece 5 baba o olacak, şampiyonluk yaşamış. 96'da babası röportajdayken böyle aşağıda çok mini boy Gary Payton... E, orada da gözüküyor çok tatlı bir fotoğraf oldu, onu da ekleriz. Şeyi o çok güldüm ya, şimdi e, maçtan sonra... geri dönünce, iyi de dönünce... Gary Payton'a soruyorlar işte ya e, en büyük özelliği ne? Ya inanılmaz atlet diyor. İnanılma, i̇nanılmaz atlet... Hatta e, şüphelendiğim zamanlarda oldu. Ben deplasmandayken acaba postacı kapıyı biraz fazla mı çaldı diye. Şimdi bir an için durdum. Ya bu Karl Malone'la oynadı Lakers'da postacı. Aman Karl Malone'un da zaten... Karl e, Kobe'nin eşi, ee, Nur içinde şey. yatsın Kobe. Vanessa'ya yaptığı şeyi hatırlıyorsun. Yani Evet. Abi şeyin kitabını okumuşsunuz sen. Ee, Russell'a işte o Utah takımındaki Russell'a diyorlar ki yani Salt Lake gibi bu kadar beyaz bir yerde Karmalon hem nasıl bu kadar adapte oluyor hem de nasıl bu kadar seviliyor. Karmalon beyaz diyor zaten. Yani Karmalon'a bakıp yanılmayın. ya yani yaşam stilini bir gün geçirirseniz beyaz olduğunu anlarsınız. Ee, abici Mahoca onun evi zaten hayvan kellesi dolu. Ne diyorlar o duvara astıkları şey P ile başlıyor. Bulmacalar da sorarlar hiç hatırlayamam. Var mıdır soldan sağa beş kelime? Çaresizlik ve güçsüzlük içinde olan. Ben. Post. Te, yani post deri. <laughs> Deriyi de asıyor ama <laughs> kelle değil. Ee, yani tabii ki bu çok önemli. Matt Gukus Senior, Matt Gukus Junior. Baba Matt Gukus oynarken NBA değildi. NBA'ydı. BAA'ydı. Evet. Basketbol. Association of America. Sonra o NBA'ye döndüğü için onu da say onu sayıyorlar. Ondan sonra Michael Thompson, Clay Thompson. Onların toplam baba oğul 5 tane var. Waltonlar var enteresan. Bill Walton, e, Luke Walton. Bill Walton'ın 2, Luke Walton'ın 2 şampiyonluğu var ama Bill Walton hele birinde ana roldü Portland'da. Oğlan hiç ana rol olamadı ama bu hususundan dolayı iş, işsiz de kalmıyor maşallah. <laughs> Her seferinde bir iş buluyor. Bir de Rick Barry ile Rick Barry'nin bir tane var. Ee, şeyin Şeyinde e, San Antonio'da oğlunun da iki tane var. Neydi o? olan. Brandberry. E, smaç yarışması da kazanmıştı. Eğer e, Golden State kazanırsa beşinci baba o. Gary Payton baskı yapmakta haklı. Abi Gary Payton esasında üç tane şampiyonluğu olabilirdi biliyor musun? Yani e, şeyde Seattle'da Jordan yani tam şey zamanı. İşgal yılları. Çünkü o Seattle takımı çok iyi bir takımdı. Miami'de oldu şampiyon. Ondan önce bir yerde daha, ha Lakers'da final oynadı. 2004. Detroit'e 4-1 kaybettiler. İşte o sene Karl Malone'la birlikteydiler Lakers'da. Evet o takımda yani ayrı bir programı hak edecek bir takım. O, <laughs> Bambaşka bir takım hakikaten. O zaman buna da noktayı koymuş olalım. Tuz ve sirke dedik ve şimdi haftanın öne çıkan alıntılarıyla, quote'larla devam edeceğiz. Aslında finaller ekseninde devam edeceğiz. Cedric Maxwell'ın eski bir Boston oyuncusu, Boston'da çok büyük işler yapmış bir isim. Farklı rollerde, farklı takımlarda ama her zaman o şampiyonluk seviyesinde. Boston'ı zaten favori olarak gördüğünü söylemişti ve sebep olarak şöyle bir açıklama yaptı Golden State... Smokinli oyunculardan kurulu bir takım. 84'te biz de Los Angeles Lakers'a karşı oynarken o takım da böyleydi. Kendilerine dokunulmasına bile dayanamazlardı. Böyle takımlara karşı oynamayı ben çok severim. E Boston oyuncuları da bu anlamda şanslı dedi ama dün Smokin'i çıkardı Golden State galiba. Ya işte bu tür röportajlar, sosyal medyada tweetler falan hakikaten rakibi de gaza getirebiliyor. Yani başta çıkan yani Peyton dönmesi de senin dediğin gibi çok etkili oldu ama Draymond Green bir kere o mesajı bütün maç boyunca verdi. Yani ben smoking giymem kardeşim. Sen neden söz ediyorsun? Ki o Lakers takımlarında da hatırlarsan yani hep bir Rambis, o ne bileyim son AC Green. Yani hep öyle bir hamal sert dört numara vardı. Çünkü Cream hele o yaşta dokunulmayı pek sevmezdi. James Worthy pek yes. sevmezdi. Ama Lakers hep bir rotasyona o sertlikleri, e, sert oyuncuları, e, smoking giymeyen oyuncuları dahil etmeye çalıştı. Eşinde şimdi aynı şeyi Golden State de yapıyor. Yani Gary Payton the second, Draymond Green, Wiggins öyle olmaya çalışıyor. Yani, Steph ya, Curry. Ya Steph Curry korkmuyor ama Steph Curry dokunulmamazlığı tercih eder. E, tabii. Yani. Draymond Green etmez çünkü I'm not gonna have any shots. Öyle diyor. Yani, I'm not cheering. <laughs> yani bana istediğin kadar vurun. Ben şu tatmıyorum ki. Ama e, bence bu arada Maxwell da Boston yayınlarının yorumcusu. Yani sadece eski Celtics efsanesi değil. E, ama Celtics ruhunu çok iyi tes temsil eder. Bird gelmeden önce o 19 sayı 9.8 reboundla oynuyordu. Bird geldi 16'ya düştü. Sonra bir sene sonra da Parrish'le ıı, şey, şey geldi. McHale geldi. Yine ıı, ortalamaları düştü ama final MVP'si oldu mesela. Tam böyle ıı, Boston ruhu. Evet bir diğer alıntıyla devam edelim. Greg Popovich aslında geçen programda girdiğimiz bir hadise. Bu halde Teksas'ta bir silahlı saldırı oldu. Dün de oldu aslında. Yeni dün denemek... Teksas'ta değil ama dün de 11 kişi. Ya... Yani o konu yine bir terör noktasına yine tırmandı. Ara ara. Şimdi çok olmaya başladı. Ya Greg Popovich'i sevmiyorsan insan olarak bir yanlışlığın var. Yani bu kadar büyük yürek, doğrucu ve zarar da görebilir. Ya şimdi mesela e, Amerika öyle şeylere dikkat ediyor. Ama milli takımın başından alabilirlerdi şey, Team USA'yı çalıştırırken. Çünkü bu tür şeyleri o da Steve Kerr de he, hiç kaçmıyor bu tür şeylerden. Çok rahat da iktidarın yanında yer alabilirdi. Şimdi onun iktidar dediği cumhurbaşkanı değil. Bu bütün Amerika, hatta dünya için geçerli ama o, Texas eyaletinden söz ediyor. Çünkü Amerika'da her eyaletin Ulusal kanunlar dışında kendi kanunları da var ve 18 yaşındaki bir çocuk gidip e, otomatik makine tüfek mi ne otomatik silah alabiliyor. O da 21'den 18'e yakın bir tarihte düşürdüler. Evet 3, e, yani. 3 yaş birden düşürdüler. O silahlarla e, sosyal medyada poz veriyor. Polis bunları izliyor. Ondan sonra da şeyden bir gün önce, eylemden bir gün önce size bir sürprizim var. Yarın göreceksiniz. Bilmem ne. Sonra gidiyor 22 tane çocuğu öldürüyor. Yani böyle bir şey çok az kişi buna tepki gösterdi ama Popovic gösterdi ve çok iyi laflar kullandı. Ee, Okuyayım istiyorsan hemen abi. Oku ya. Ben çok gerçekten 50-60-70 yaşındaki Hı. beyaz insanların kendi koltuklarını ve güçlerini korumaktan başka hiçbir şeyi umursamamalarından ve hepimizin hayatını mahvetmelerinden bıktım. Texas'ın çocukları onların umurunda bile değil demiş. Ki çok benzeri Steve Kerr'de Dallas serisinin son maçıydı evet. galiba orada. Çünkü e, da oynuyorlardı. Evet. Aynı, çok yakın. Aynı a, çok eyalet tabii. birbirine yakın iki şey. Valla burada şunu söyleyeyim. O kadar güçlü ki, o kadar kendine güveniyor ki bu silah sanayisi. Teksas'ta o çocuklar öldükten iki gün sonra son yılların en büyük silah fuarını Teksas'ta yaptılar. Ve özellikle çocukların eline 16, 17, 18 yaşındaki çocukların eline otomatik silahlar verdiler. Ve şeyde bunları yayınladılar sosyal medya hesaplarında, kaçak hesaplarda. Ve hiçbir şey yapılmadı. Yani pop, tek başına mücadele etmiyor ama onun yanına başkalarının da gelmesi lazım. Yani bir LeBron James illa siyahi olmasına gerek yok. Çocuklardan söz ediyoruz. Ya o tweet attı sadece ama öyle genel bir konuşmasına Hayır, şahit Ama olmadı. yani öbür şeyde sadece tweet mi atıyordu? Yani. Abi bu zaten silah hadisesi tabii ki sen çok daha iyi biliyorsun ama belli bir siyasi hizbin orada bir kutsalı. Yani din gibi gördüğü bir hadise yani. Çünkü silah şirketlerinin paralarıyla o kampanyaları yürütüyorlar ve ofise o paralarla giriyorlar. Benim çok güzel vefat etmişler herhalde. Allah rahmet eylesin. Bir tarih hocam vardı. Demokrasi diye bir şey yok derdi. Demokrasi varsa saçıp kampanyası olmazdı. Adaylar çıkar televizyona üç gün mü? Konuları tartışır. Çünkü bu paraları kim veriyor diye insanlar hiç merak etmiyor. Bağış oluyor güya ama ya nereden bağış geliyor bağış. Allah para? Ya ismini unuttum ama yani beni çok etkilemişti. Esasında Uzak Doğu uzmanıydı ama inanılmaz bir Atatürk hayranlığı da vardı. Hatta soyadımdan hemen anladı. "İlk gün okulda çok şanslıyız. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderinin ülkesinden bir tane öğrencimiz var." demişti. Çıkar ben 64'üm o herhalde 100 olmuştur eğer yaşıyorsa. Bilmiyorum iyi yaşadıysa neden olmasın abi. Belki bu programdan sonra bir Acaba, Eğer izliyorsun. <laughs> bir beğeni at ya abone ol. lütfen. Lit... <laughs> Hocam. Hatta belki de Pringles Türkiye Instagram hesabını takip bile edebilir. İnşallah yar. Bir şey ister mi? <laughs> Onu çok eden var mı? Evet. Ama siz de edebilirsiniz. Yani çok eden var diye tabii, bu tabii. konuda geri durmayın. Bunu yapabilirsiniz. Abone abone de olun. Abone olmayı da unutmayın. Ama hakikaten e, Papa için bu konuda desteğe ihtiyacı var. Bu kadar Amerika'da. Süper yıldızların sadece spor olmasına gerek yok. Nerede Hollywood yıldızları? Çünkü Hollywood da onlar finanse ediyor. Ya ben hakikaten çok böyle genel bir şey görmedim, tepki görmedim ünlü camiyanın. İki gün sonra bu sefer de gece kulübünü tarıyor. Ya bu kadar olmaz ya. Adam Silver'ın bir açıklaması var. Birçok konuda açıklama yaptı. İşte Çinli olan ilişkilere girdi. lig formatı, maç sayısına girdi. Bu konularda biraz ortadan konuştu. Ama çok net söylediği bir ifade oldu. Çok net ifade ettiği bir konu vardı. NBA'de şu anda takım sayısını 30'un üstüne çıkarma gündemimiz yok. E, Portland'ın da satıldıktan sonra Portland'da kalmasını isterim dedi. 2024'te NBA'nin medya anlaşması bitiyor. Şu veya bu ee, girişimlere rağmen NBA'nin e, Daryl Morey'nin de Çin ilişkilerini bozmasından dolayı son 2-3 yılı bubble'a rağmen beklendiği gibi olmadı. Şimdi bu yeni medya anlaşmasında ondan bu finallerin reytingleri çok önemli. Ondan mesela onu da burada e, Deniz'le konuşmuştuk. Miami Celtics e, serisinin e, reytingleri çok önemli bir... 2024'te yeni bir medya anlaşması yapacak. Ondan sonra Las Vegas'ta yani <laughs> şimdi öyle diyor ama Oakview grubunun CEO'su Tim Leweki 125 dönemlik dönümlük bir arazi satın aldık ve 20 bin kişilik bir basketbol arenasının inşaatlarına başlıyoruz diyor. Şimdi 20 bin kişiyi NBA demek. NBA demek. E zaten Las Vegas'a e, eskiden Kaliforniya e, altına hücum vardı ya. E, sporda da Las Vegas'a inanılmaz bir hücum var. Bahrişi Las Vegas Raiders biraz, ha. Biraz bahsi hücum durumu da var. Hayır yani. çünkü şey e, çok insan gelip gidiyor. Sadece sezon bileti satmak değil. Takım iyi gidiyorsa bireysel biletleri normalin çok üstünde fiyatlara da satıp orayı doldur ekstra gelir elde edebilirsin. E, şehirde Nevada Las Vegas Running Rebels dışında son yıllara kadar spor yoktu. Şimdi bu hokey var, Amerikan futbolu var, Basketbolun da geç kalmaması lazım. E, WNBA gitti ve iyi rakamlar yapıyor. E, oraya Raiders'ın sahibi getirdi. Mark Davis onun da sahibi. Hatta bu şeyde de ortaklığı olacak diyorlar. Koç Bill Lambier'di bir ara. Evet. Ve sonrasında Beckham'ın gitti galiba. Yani ciddi bir yatırım var ve bazen işte maç içerisi yayınlarında hep konuşuluyor. Yani bu atmosfer, güzel atmosfer, iyi bir basketbol şehri olabilir. Biraz özellikle Vegas oraya hazırlıyorlar sende. Abi iyi bir spor şehri olduğu kesin. Çünkü yani Raiders maçlarındaki, Raiders geri dönüşlerden de çok memnun. Bu hokeyinde de öyle. Yani NBA bu fırsatı kaçırmaz, kaçırmayacaktır. Şimdi biraz top çeviriyor. Yani ee, maddi açıdan bir sağlamlaştırsın. Zaten <laughs> ile 3 milyar başlangıç noktası. 4 4,5 milyara kadar çıkabilirmiş. Eğer takımın olsun istiyorsan 4,5 milyar doları sayacaksın NBA'ye. Çok büyük bir rakam ama Seattle belediye başkanı da Tam aksi yönde. Öbür şey de aday da Seattle Şimdi siz Seattle Super seyretmemişsinizdir değil mi? Biraz seyrettim. Seyrettin mi? 2005 playoff'larını falan. İşte o Ray Allen, Radmanovic enteresan takım. Ha, o. Rashad Lewis evet. o takım. Ya Seattle inanılmaz bir basketbol şehridir. Hakikaten. O şampiyon olan takım Gus Williams, işte Dennis Johnson rahmetli, Jack Sigma, Lonnie Shelton, Joe Johnson, John Johnson hakikaten muazzam bir şey var. E, altyapısı var. Hala var. Çünkü ölüyorlar, yanıp tutuşuyorlar. Bu fiyatları veremezler. Verirse de şey verir ama e, Starbucks sahibi. Evet, Seattle birçok şirketi var tabii. Seattle'ın Seattle merkezli. O böyle bir şey yapabilir ama yani benim şahsi görüşüm Seattle'ın mutlaka ve mutlaka bir takımı olması lazım ve adının da Super Saniksi olması lazım. Acaba ekonomik anlamda güçlü abi liberal bir şehir aynı zamanda evet. hani NBA komünitesine de çok uyumlu bir parça hep öyleydi öyleymiş daha doğrusu. Ya işte orada da e, Raiders de ondan Oakland'tan taşındı bir salon olayı ile bir sıkıntı. Sonra da belediye değişince pişman oldular tabii ki. Taraftar hiç gitmesini istemiyor. Şimdi de gelsin istiyorlar. 2024'te bence Vegas... adı ne olur bilmiyorum ama... Seattle Super da Vegas'ın... 2024 veya 25'te NBA'de takımı olur. Ha bir de şeyden... söz etti. Bence öyle bir sıkıntı yok çünkü sağ olsun NBA... Avrupa'da oyuncu bırakmadı. Yani iki takım 18'er kişi desen, 17'şer, 35 kişi, 34-35 kişi demek oyuncu kalitesini düşürecek mi? E, siz merak etmeyin. şeylerden gelir. E, Avrupa'da yetiştirir 3-5 tane daha. <laughs> <şöyle>. Onları da <laughs> alırsınız. Yani oyuncu kalitesi açısından... şimdi Eskiden e, expansion'a karşıydılar çünkü Avrupa, Avrupa yoktu. Güney Amerika yoktu. Havuz dardı da onlar için. Havuz sadece NCAA'lerdi. NCAA'lerde one and done yoktu. Şimdi getir bildiğin üç 3 dakika oynat. E bence basketbol için bir milli servet gidiyor yani o anlamda. Haya, bir de şey, e, kimi getirirsen getir. İşte hidayette Mehmet'in e, NBA yılları. Ben Bahçeşehir'de en üst katta oturuyordum. Kaç tane ışık yanıyor o Detroit'in playoff yaptığı şey. Canım. Sayardım. Taraftar da kazanıyorsun. Seyirci de kazanıyorsun. E, NBA'de de basketbolda özellikle bazı takımlarda artık Avrupa basketboluna kayıyor yavaş yavaş. Yani, Tabii coaching de biraz oraya kaymaya e, Brad başladı. Brad Stevens olsun. Zaten Greg Popovich, Steve Kerr. Yani bu tür şey sayısı artıyor. E bu da Avrupalıların oradaki işini biraz daha kolaylaştırıyor ama yine çok atletizm farkı var. Ondan burası çok önemli. Ya front office'e bir sürü Avrupalı gelmeye başladı. Onlar tabii oyunculara daha sıcak bakıyorlar vesaire. Front gibi. office e işte Karnisov Chicago Bulls. O biraz ilişki işi ya. Yani hakikaten. Olabilir. Ha yani Karnisov sovas genel Bileci olmak için... Hadi Mauricio'ya bir şey demiyorum. Çünkü Mauricio hakikaten Avrupa'da o dönem... E, bir numara gibiydi. Bir numaraydı. Toronto'ya gitmesi normal ama... Ha Karnı ne bağlantısı var? NCAA'lerde oynadı. İleriyi düşünüyordur herhalde. <laughs> Ona göre yes, Yasikevicius yatır... NBA koçluğu son kapatırken. Yasikevicius? Evet onun da NCAA like, şeyi var. Ergin Ataman'ın daha çok başarılı olma ihtimali var. Yani söyleyeceğim ya inandım. bir başlık vererek bitirdin abi. <laughs> Hayır ama yani Yasikevicius. Bak Obra olur çünkü Obra değişir. Obra cin gibi. Ama Ergin Ataman zaten öyle bir e, yaklaşım içinde. Yani zaten serbestlik tanıyor guardlarına. bu yaştaki bir koçun bu kadar muhafazakar olması inanılmaz değil mi abi sence? Yani şimdi bu sene e, ayrıldı. Şey Karnisovas diyorum. Kalaitis'ten. Acaba ondan mı kaynaklanıyordu? Bilmiyorum. Ama Barcelona'sın. istediğin gardı alırsın abi. Artık ELB Podcast'te buna devam edeceğiz. İçeri geç. Pringles <laughs> Türkiye'nin sunduğu NBA Game Time'da sona geldik. Pringles Türkiye'nin sosyal medya hesaplarına ve Sports Digital kanalına abone olmayı unutmayalım. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yonca Evcimik sayısı da artsın. Anladın mı? Abone. Aboneyim abone. Aboneleri bekliyoruz.